savaşın miadını doldurduğu şeklinde bir kanaat de var. Böyle bir anlayış da var. Çünkü Habil gibi oğul ifadesini mutlak olarak algılarsan doğal olarak böyle bir sonuca ulaşırsın. Bu geçerli bir şey midir? Olup bitenler dikkate aldığımızda bir yorum mudur? Yani tabii ben siyaset bilimci değilim. Hı. Savaşın miadı dolmuş mudur? Elbette dolmamıştır. Evet, yani. Ama biçimi, şekli, hı hı. Yapılma biçimi değişmiştir diyebiliriz. Şimdi Habil Kabil ile ilgili bir nokta aklıma geldi. Orada bir tipoloji var diyoruz. Benzer bir tipolojiyi biz bu Yunan mitolojisindeki ve Batı düşüncesinin temellerinde yer alan Prometheus sembolünde görüyoruz. Şimdi Hazreti Adem bir semboldür. İşte Hazreti İbrahim bir semboldür. Prometheus da bugünkü Batı düşüncesinin temel sembollerinden birisidir. Prometheus ne yapmıştır? Ateşi çalmıştır. Tanrı Zeus'tan ateşi çalmıştır. Şimdi burada bir çalmadan bahsediyoruz. Burada bir insan felsefesi var aslında. Çalmadan bahsediyoruz. Ateş neyi sembolize eder? İşte bilgiyi, gücü, özgürlüğü, bunları sembolize eder. Bu olimpiyatlardaki yakılan ateş de o ateştir malumunuz. Şimdi orada bir tipoloji var. Şimdi Hazreti Adem'e ise Allah eşyanın isimlerini öğretiyor. Çok farklı bir şey. Bir yanda Tanrı'yla mücadele eden Prometheus, ondan bilgi tiplemesi, çalan. Bilgiyi çalan, yani Tanrı'dan ancak bir şeyi çalmak suretiyle elde edebilirsiniz diyen bir anlayış. Bunun sonuçları vardır, toplumsal ve bireysel sonuçları. Bir yandan da Allah'ın bizzat kendisinin insana, yani Adem, Hazreti Adem sembolünde insana bir şeyleri öğretmesi vardır. Dolayısıyla Habil, Kabil, Prometheus, Hazreti Adem bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde Batı düşüncesiyle, Batı düşüncesindeki insan anlayışıyla İslam düşüncesindeki insan anlayışının son derece... Şimdi bunlardan hangisi şiddete daha yol açabilecek tiptedir? Herhalde Prometheus. Eyvallah. Hocam son olarak... Ben şuna bir şey ekleme... 3 dakikamız var. Hocamdan şeyi sadece ama bir, ne diyelim, bir öneri olarak... Şey diyorsunuz, şiddeti güzel olanın karşıtı olarak okumamız gerektiğini söylüyorsunuz. Ne yapmamız gerekir çok kısa birer dakikayla söylerse bunu da dikkate alarak hocamla bitirelim, sonra siz de tamam, devam edersiniz. Buyurunuz hocam. Şiddet sadece kötü değildir, aynı zamanda çirkindir. Şimdi din ve şiddetten bahsettiğimize göre dinin temel kavramı Tanrı kavramıdır. Tanrı kavramını biz sadece güç, kudret, azamet şeklinde anlarsak eksik anlamış oluruz. Tanrı aynı zamanda sevendir, merhamet edendir, güzel yaratandır, şekil verendir, incelikli yapandır. Şimdi bunlar estetiğin kavramları. Yani Tanrı'yı sadece çok sistemli bir alem yaratmıştır şeklinde göremeyiz. Bu eksik olur. Ama güzel yaratmıştır. Aynı zamanda güzel yaratmıştır. Yine Mülk suresinden Estağfirullah. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيرٍ Biz yer semasını, gökyüzünü lambalarla süsledik. Şimdi bakın, yıldız demiyor, yarattık demiyor, lamba diyor ve süslemekten bahsediyor. Estetik, Allah süslüyor. Şimdi Allah tasavvurumuzda belki bu noktaya da dikkat etmemiz lazım. Hayatımızın her alanında hocam, sadece Elbette. Orada değil. Yani ibadetimizde, birbiriyle olan ilişkilerimizde. İmanın kendisi aslında estetik boyuta sahip. Kalplerin yumuşamasından bahsediyoruz. Veya taş kesilmesinden bahsediyoruz. Samimiyetten bahsediyoruz. Bunlar estetikle ilgili kavramlar aynı zamanda. Evet. Sevgiden bahsediyoruz. Yani yani imanı tanımlarken işte dil ile ikrar, kalb ile tasdik diyoruz. Kalp, işte sevginin, merhametin, fedakarlığın olduğu yer. Dolayısıyla dini düşüncenin, dini hayatın estetik boyutunu biz maalesef ihmal ediyoruz. İhmal ediyoruz. Hocam, sanat boyutunu ihmal ediyoruz. Hocam bunu din estetik konusunda ilgili bir program yapmamız gerekiyor. Hak ediyor diyelim. Olur, evet. Teşekkür ederim hocam. Siz vaktin var mı hocam? 20 saniye hocam. Benim şey... Hocam o zaman şunu söyleyeyim bir kelamcı olarak. Yani Müslümanlar, şiddet dediğimiz aslında Müslümanın kendi içerisindeki şiddetten bahsediyoruz. Yani kişinin büyük günah işlemesi senin meselen değil o. Allah'a ait bir mesele. Eyvallah. Sen kimsenin imanını sorgulama hakkını kendinde görme. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Şu cihat ve fetih kavramları bizde bazen fetişist seviyeye kadar çıkarılabiliyor. Şunu unutmayalım. Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan ülkeler
Uzak Doğu İslam ülkelerdir ve hiçbirisi de fetihle elde edilmiş yerler değildir. Eyvallah. Tamamı kalplerin fethedilmesiyle elde edilmiştir. Ama biliyoruz ki kılıçla fethettiğimiz bir sürü yer daha sonradan elimizden çıktı ve şu anda Müslüman bir nüfus yok oralarda. Balkanları bile neredeyse kaybetme aşamasına geldik. O yüzden şu fetih kavramını biraz makul bir düzeyde anlamak lazım. Anlamak lazım.